Fıstık Fenci'den herkese merhaba. Ders çalışma isteğim nasıl artar videosuyla yine birlikteyiz. Öncelikle abone olup bildirimleri açmanızı istiyorum arkadaşlar. Ders çalışmak için ilham beklemeyeceğiz arkadaşlar. Bunları yapmamız, şu dört şeyi yapmamız gerekiyor. Öncelikle kendimize bir hedef belirleyeceğiz. Hedefi olmayan gemi her zaman rotayı şaşırır arkadaşlar. Bir hedefimiz olmalı. Yazıldan yüksek alacağım, bursluluğu kazanacağım, iyi bir lisede okuyacağım, iyi bir üniversitede okuyacağım gibi bir hedefler belirlemezsek ders çalışma isteğimiz tabii ki gelmeyecektir. Daha sonra arkadaşlar çalışma ortamımızı düzenlememiz gerekiyor. Çalışma ortamımızı düzenlerken öncelikle yatarak değil, güzel bir masa, sessiz bir ortam, havalı bir ortam. Eğer evimizde böyle bir şey yoksa kütüphaneye gidebiliriz. Orada belirli süre kendimizi ders çalışma ortamı hazırlayıp kütüphanede iyi ders çalışabiliriz. Üçüncü yapacağımız şey arkadaşlar, arkadaş temizliği yapacağız. Arkadaş temizliği derken hedefi olmayan, ders çalışmayan arkadaşlardan uzak duracağız. Dördüncü yapmamız gereken şey 3T'den uzak duracağız. Bu 3T ne arkadaşlar? Tablet, televizyon, telefon arkadaşlar. Televizyonda tüm dizileri izlersek, telefonda sürekli oyunlar oynarsak, sosyal medyada dolaşırsak ders çalışmaya zaten vaktimiz kalmayacaktır. Ders çalışma isteğimiz de gelmeyecektir. 3T'den kesinlikle uzak durmalıyız. Arkadaşlar bu 3T bizi sürekli böyle kendine bağımlı yapacaktır. Televizyon, bilgisayar veya top arkadaşlar kendine bağımlı yapacaktır. Veya boş işlerle, Tomrix veya farklı işlerle uğraştığımızda bunlar bizi kendine bağımlı yapacak ve ders çalışma isteğimiz gelmeyecektir. Peki başarının 4 basamağı ne? Öncelikle ne istediğimizi belirleyeceğiz arkadaşlar. Sonra harekete geçeceğiz. Bir ilham gelmesini beklemeyeceğiz. Kendimiz harekete geçeceğiz. Yaptıklarımızın sonuçlarını fark etmeyi öğreneceğiz. Ders çalıştığımızda sonucu ne? Ders çalışmadığımızda sonucun ne olduğunu. Peşinde olduğumuz sonuçları alana kadar devam etmemiz gerekiyor. Yani pes etmememiz gerekiyor arkadaşlar. Başarının önündeki engeller ise yanlış arkadaşlar arkadaşlar. Bunlar en büyük problemlerden biri. Yanlış arkadaşlar seçtiğimizde, hedefsiz, ders çalışmayan, herhangi bir amacı olmayan arkadaşlar seçtiğimizde her zaman zor durumda kalacağız. Zorlamayla olmaz arkadaşlar. Birileri sizi sürekli zorluyorsa olmaz. Zorlamayla olmaz. Mükemmel olmaya çalışmayacağız. Hiç kimse mükemmel değildir arkadaşlar. Kendimiz gibi olup yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. Başkalarını memnun etmeye çalışmayacağız. Kendimiz için arkadaşlar. Bir başkaları sizin hayatınızı yaşamayacak. Hayatınızı siz yaşayacaksınız. Kendiniz için, kendinizi memnun edin. Kendinizi tatmin etmek için yapın. Acele etmeyeceğiz arkadaşlar. Ders çalıştığımızda hemen sonuçlarını göremeyiz. Belirli bir süre beklememiz gerekiyor. Öğrenci hemen ders çalıştığımı uçmaya çalışıyor. Acele etmeyeceğiz. Yavaş yavaş. Bir de arkadaşlar güçlü görünmeye çalışmayacağız. Güçlü görünmeye çalışmak insanı her zaman bıktırır, yıldırır. Kendimiz gibi görünmeye çalışacağız. Arkadaşlar YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.